Evet sevgili dostlar, israfın mahiyeti üzerinde durduk ikinci bölümde ama tabii konu uzun olduğu için bu bölümün başında da bir miktar o konu üzerinde duracağız. Nimeti istihfaf ifadesini kullanmıştık, onun etrafında durduk. Ve tabii israftan nasıl kurtuluruzun müşahhas örnekleri, sünnet-i seniyye ittiba etmek, hakeza kainatın dilini okumak, kainatta israfın olmadığını fark etmek de çok önemli hatırlatmalardı. Allah razı olsun. Bir de insanın mülkle, malla olan münasebetinin de problemli bir tarafını ifade ediyor herhalde, değil mi israf? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in bizim faydalandığımız bütün nimetlerle ilgili bize hatırlattığı mükerrer hakikatlerden birisi lehül mülkü. Yani mülkün yegane ve mutlak sahibi, hakiki sahibi Allah'tır. Yani bizim elimizde, elimizdeki telefonda, efendim, ayaklarımızda, bindiğimiz arabalar da, atlar da hepsi bizde emanet. Bunları israf etmek, yani bunları Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yerlere, iki cihan saadetine vesile olacak hizmetlere, yerlere sarf etmemek, bunları sırf dünya için veya ağırlıkla dünya için kullanmak, gizli olarak içinde şu manayı ifade ediyor. Bunlar bana ait değil mi? Bunları ben dilediğim gibi kullanamayacak mıyım? Bu lehül mülkiye aykırı. Buna Risale-i Nur Külliyatı'ndan hem Bar'la arkasında bir mektupta hem de Mesnevi Nuriye'de bir yerde dikkat çekilmiş. Yani insan israf ederse, kendisi bunu dille iddia etmese de israf etmenin, yani Allah'ın verdiği imkanları, zaman, su, kabiliyet, diğer bütün imkanları yerinde kullanmamak, meyvalı kullanmamak, iki can saadetine vesile olacak şekilde kullanmamak, bunlara malik olduğu iddiasını barındırıyor içinde. Yani ben bunu bilmiyordum diyebiliriz, diyoruz. Biz, hepimiz için geçerli bu. Evet. Ama böyle bir tehlikeli manası var. Yani biz misafir olduğumuzu ve faydalandığımız her şeyin emanet olduğunu fark ettiğimiz oranda, demek iktisatlı olmaya, verimli kullanmaya dikkat etmek görünecek hayatımızda. Misafirliğimizi unuttuğumuzda, misafirliğini açıkça mümin inkar etmez de, ama unuttuğumuzda, gaflete düştüğümüzde, dünyanın misafirhane olduğunu, asıl hayatın ahiret olduğunu unuttuğumuzda, derece derece unuttuğumuzda hayatımızda israf görünmeye başlayacak. Çünkü temelinde israfın, yani bu bana ait. Ben bunu aklım ne isterse, nefsim ne isterse kullanabilmeliyim diye bir iddiayı içinde barındırıyormuş. Bu düzeltilmezse, ısrarla israfa devam ederse, insan ileri noktalarda aynen Firavun'un yaptığı gibi, ben sahibiyim. Duhan suresinin 31. ayet-i kerimesinde Firavun'un müsrif olduğu bildiriliyor. Yani demek ki mülkün sahibi olduğunu zannetmiş. Allah'ın verdiği emanetleri Allah'ın emrettiği yere değil de kendi nefsinin arzu ettiği yere kullanmakla malikiyet iddiasında da bulunmuş. Yani bunlar benimdir demiş. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize neyi hatırlatıyor? Bunlar sende emanettir diyor. Demek ki emanet olduğunu kabul etmekle israf bağdaşmıyor. Emanet olduğunu kabul etmek ve onun gereklerine uymak, iktisatlı olmayı, Allah'ın emrettiği yerlere sarf etmeyi gerektiriyor. Evet. Yani insan mesela hani mal sahibi olarak gördüğünde kendisini, değil mi? Yani az önce söylediğiniz mana ne kadar önemli. İstediği gibi harcama tasarrufunun da kendisine ait olduğunu düşünüyor. Öyle. Ama birisinin emanet ettiği bir şey söz konusu olduğunda mal sahibi gibi davranamıyor. Biz, bize verilen her bir şeye mal sahibi gibi davranıyoruz. Yani esas sahibi bizmişiz gibi davranıyoruz. Evet, en büyük yani, suçlardan birisi, özür diliyorum, gasptır. Gasp etmek en büyük suçlardan birisidir. Evet, yani hırsızlık gibi değildir gasp. Mesela hırsızlıkta 6 ay yapacağız, sonra gaspta 15 yıl ceza vardır. Bu da böyle. Yani biz demek ki aklımız, kalbimiz, ruhumuz, tüm cihazatımız, her türlü verilen nimetler esasında bize emanet olarak Peygamber Efendimiz sünnetine uyarak değerlendirmek için verilmiştir. Eğer biz kendi keyfimize,
efendim kendi aklımıza, nefsimize göre bunu kullanırsak esasında o emaneti gasp etmiş oluyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı ağır bir suç işlemiş oluyoruz. Evet. Yani esasında mesele israftan da çıkıyor, daha ağır boyutlara da ulaşıyor. Onun için işin bu ciddiyetini, mahiyetinin böyle olduğunu bilirsek israf etmeme konusunda daha ciddi oluruz. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği tarzda bize verilmiş olan her türlü nimeti o şekilde kullanabilme konusunda da ayrı bir cehd verir, gayret verir diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Hiç kimse herhalde Rabbine karşı gasıp durumuna düşmek istemez. Evet. Değil mi? Bu manada önemli. Evet. Biraz da neticelerinden, yani israf insanı, tamam, yani bir nimete karşı çok ağır bir istihfaf var. Malikiyet davasında bulunmak var. Bu benim, istediğim gibi kullanırım kardeşim. Kendim kazandım, kendi istediğim yere harcayamayacak mıyım gibi görünüşte, hani bir şey gibi görünen, makul gibi görünen ama hakikati halinde öyle olmayan bir mana var. Onun mahiyetinde var bu. Evet. Böyle bir davranışın neticesi, yani müsrif olmanın sonucu, sonuçları neler? En azından en önemlilerinden başlayarak. Lemalar isimli eserde Risale-i Nur Külliyatı'ndan 19. lemada israfın en önemli vahim, en vahim sonuçlarından birisi hırstır diye ifade edilmiş. Yani israf eden insan, yani Allah'ın verdiği kabiliyetleri, imkanları sırf dünya için veya ağırlıkla dünya için kullanmayı tercih eden insan hırslı olur. Yani böyle artık sersem gibi yaşar. Allah'ın emirlerini hatırlamaz. Haram, helal ayırmamaya başlar. Bir türlü elde ettikleriyle tatmin olmaz. Giderlerini, gelirleri karşılamaz. Hep böyle nasıl daha çok elde edebilir mi kendini verir. Helal yoldan nasıl elde edebilir mi unutur. Hırslı olur, israf üzerine yaşayan bir insan. Hırsın da 3 vahim neticesini açıklamış. Yani israf bir hastalık, tedavi edilmediğinde başka bir hastalık, hırs. Sizin bahsettiğiniz gibi nasıl gasp yönü var. Hırs netice veriyor, hırslı oluyor. Hırslı yetmiyor insan, çünkü hep daha fazlasını daha fazlasını elde etmenin yollarına kendini kaptırıyor, onun hayallerini kuruyor. Tedricilikten uzaklaşıyor. Evet, evet, evet. Uzaklaşıyor. Birkaç o basamağı birden atlamak istiyor. Basamaklara uymuyor, bir an önce. Hırs o işte. Hırs o. Evet. Hırsın da 3 neticesi var diyor. Bir, kanaatsızlık. Ayrıca inşallah üzerinde durmamız lazım. 2, hasaret, yani kaybetmek. Kaybetmek yani merdivenin basamaklarına riayet etmeyince ya düşmek, ya arzu ettiği maksada ulaşamamak. Ulaşabileceği halde belki de. Ulaşabileceği halde onu kaçırmak. Üçüncüsü de ihlasın kırılması. Hırslı insan insanların alakasını beklemeye, insanların takdirinden hoşlanmaya, çünkü o takdir eden insanların o takdirinden de faydalanıp yine dünyevi imkanlar elde etmenin hesabına düşer hırslı insan. Yani bu adeta bir nevi sarhoşluktur. Hırs bir nevi sarhoşluktur. Ne yaptığını bilmez hallere düşmektir. İnsanların alakasından, teveccühünden hoşlanıp Allah'ın teveccühünü ve takdirini yavaş yavaş unutan insan da ihlastan, yani yaptığı her şeyi tebessümle selam vermek, ziyaret, insanlara hürmet, her şeyi Allah rızası için yapma halinden adım adım uzaklaşıp insanları memnun etme, insanların teveccühüne önem verme gibi bir manevi hastalığa yakalanır. Ve Risale-i Nur'da, lemalarda, 19. lemada altını çizmemiz gereken bir cümle diye teklif ediyorum. Bu netice diyor. Yani ihlasın kırılması, riyaya kapı açılması için netice kelimesini kullanmış. Yani insan israf ettiğinde, israftan vazgeçmediğinde böyle bir tehlikeli neticeye, yani riya, gösteriş neticesine farkında olmadan düşebilir. Kastederek değil yani. Hayır, kaçınılmaz. Değil. Kaçılmaz olur. Planlayarak değil. Yani demek ki başlangıç safhasında insan ben riyakar olacağım, insanlarla münasebetlerimde riyakarca davranış sergileyeceğim diyerek başlamaz. Ama israfı terk etmediğinde, hırs hastalığına yakalandığında farkında olmadan riyakarlık kokan davranışlar insani münasebetlerde gözükmeye başlar. Bu en büyük tehlikedir. Niçin en büyük tehlikedir? Çünkü amellerin ruhu ihlastır. İnsan yaptığı her işi Allah'ın rızasını umarak yaptığında değeri vardır. İşte bu amellerin ruhu olan ihlastan sapmanın sebebi hırs.
hırsın da sebebi israf. Ne kadar ilginç değil mi? Yani zincirleme olarak gidiyor değil mi? Az önce o gasp örneğini verdiniz. Burada da diyelim ki hediyeleşmek, iyi davranmak, güler yüz göstermek, insanlara yardımcı olmak değil mi? Bunlar çok, çok güzel şeyler. Bunun karşılığında diyelim ki 1000, 10.000, 100.000 birim karşılık alabilecekken insanların teveccühüne sevki bir birime razı olmaktır. Bu da israf. Ya bu da başka bir israf değil mi? Bu da başka bir yani, israf. Yani bizim gibi aciz bir insanın teveccühüne takılıp kalmak, yani Allah'ın muhabbetini ebedi kaybetmek. Ebedi bir neticesi olabilecekken bunların dünyevi bir neticeye razı olmak da yine hani o 100 bin lirayla kalem almaktan çok farklı bir şey değil aslında. O tebessümle selam vermek bir cennet meyvesi olabilir. Ama İhlaslı olduğunda. Sırf dünyevi menfaate takılıp kaldığında hırs yüzünden ebedi bir onu kaybetmek. Ve riyakar oluyorsunuz aynı zamanda bir de. İnsanın yani bir başkasının gözünden de düşmüş oluyorsunuz aynı zamanda. Yani öyle baktığınızda değil mi? Öyle. Yani karşı diyor ki ya bu bana şu yüzden böyle davranıyor. Bu da işin başka bir şeyi boyutu. Ya evet. Evet, başka son, şey herhalde son şeyimiz onu da söylemeden geçemeyeceğim. İsraf netice itibariyle hırsa sebep oluyor. Hırs da daha fazla harcama ya sebep olur. Dolayısıyla da o harcamaların da kazandığın şeylerle gideremiyorsun. Gideremezsin ve günaha girmek zorunda kalırsın. Haramlara girmek zorunda kalırsın. Bir ihlası kaçırmak ayrı bir şey, bir de haram işlemek zorunda kalırsın. Gözünü bu sefer değil mi? Farklı yollara. Bu için daha da dehşetli bir boyutu. Yani bu da bunun kaçınılmaz bir sonucu. Yani israf, hırs, haram alakası. Evet. Netice itibariyle israf, hırsa, hırs da haram helal demeden her şeye el uzatmaya netice verecek kadar dehşetli bir sonuca ulaştıran israfın neticelerindendir. Bunun üzerinde de durmak herhalde. Ayrıca bunların hepsini incelemesi lazım. Yani 3. sayfa haberlerinde buna benzer çok şey çıkıyor işte. Bankaya ulaşmış, bir sürü kredi kartı borcu olmuş. Sonra hırsızlığa teşebbüs etmiş, dolancılığa teşebbüs etmiş. Açığı kapatmak için, çünkü bulunduğu pozisyonla olması gereken yer gitgide açılıyor tabii. Hırs demek değil mi? Evet. Bu açığın gitgide makasın açılması demektir. Her seferinde kapatma ihtimali daha da zayıflıyor. Bir taraftan da şey var, hırs var. Dolayısıyla kendine göre de ihtiyacı fazlalaşıyor. Yani her şeye el atmaya çalışıyor. Onların zaruri ihtiyaç olduğunu zannediyor. Bir de içinde yaşadığımız zaman diliminin her açıdan insana dayattığı, teklif etmediği, dayattığı bir tüketim şeyi var. Çılgınlığı da var. Bütün bunlar birleşince gerçekten insan kendini mecbur hisseder hale geliyor. Başka çarem yok diyecek, kısır, noktaya düşüyor. Bir kısır döngünün içerisinde dönüp dolanıp aslında kendini yok ediyor. Öyle ya, kendini harap ediyor. Yani ayeti kerimeden en başta okuduğumuz ne kadar önemli. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Evet. İsraf edildiği sonu bu. Hani genelde şöyle deniyor ya, ya hiç yemeyecek mi, dünya nimetlerinden yararlanmayacak mı? Hayır, yiyin için diyor. Öyle diyor. Ama bir ölçü var. O ölçüyü muhafaza etmediğinizde yeme içme de artık yeme içme olmaktan çıkıyor. Çıkıyor. Ve netice Allah İsraf edinir, sevmez diyor. Ya. Ve netice Allah müsrifleri helak eder diyor. Ve netice en büyük kayıp bu. Ve Allah'ın gazabına uğrayan Firavun müsrifti diyor. Bu neticeleri hatırladığımızda israfla ilgili devamlı bir daha düşünmek gerektiğini düşünmeyi inşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Amin. Allah razı olsun. Bu programda bir daha düşünmenin bir vesilesi olsun inşallah. İnşallah. Başta kendimiz olmak üzere. Amin. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, nasip olursa haftaya Kur'an günlüğünde belki yine bu konuyla ilgili ama farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Yine aynı ekip değil mi? İnşallah. Tekrar buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.